Arkadaşlar herkese merhaba. Bu derste basit bir şekilde ayrıntısına girmeden Dreamweaver ile mobil uygulama geliştirme konusunu anlatmaya çalışacağım. Çok fazla uzatmayacağımı söyledim. Sadece jQuery ile mobil uygulama geliştireceğiz. Öncelikle şunu belirteyim. jQuery dediğimiz şey JavaScript'in kütüphanelerinden biri. Burada JavaScript ile yazabileceğiniz kodları daha kısa yazarak emekten ve zamandan tasarruf edebiliyorsunuz. Ayrıca öğrenmesinin de çok da zor olmadığı söylenmekte. Günümüzün pek çok sayfasında JavaScript'in yerini almaya başladığı, hatta ciddi ciddi aldığı söylenebilir jQuery için. Biz de jQuery mobil sayfa oluşturacağımız için Dreamweaver bize bunun için bir örnek koymuş. Örnekten sayfa kısmına geliyorum. Yeni belge açtığımda, bunun için kontrol N'ye de basabilirsiniz, dosya yeniye de basabilirsiniz. Örnekten sayfa kısmına geliyorum. Mobil için başlangıç sayfası. Yerel seçeneğini seçtiğiniz anda yerel liste bulunan dosyaları kullanarak, tabii mobil için hazırlanmış bir web sayfası oluşturmanızı sağlar. Ben temalı jQuery Mobile seçiyorum. Belge türü HTML5 olarak kalmasını istiyorum. Oluştura bastım. Oluştura bastığım anda dikkatinizi çekerim. CSS dosyaları, burada minimumun yazması sıkıştırılmış CSS dosyalarıdır. Bu sayfanın CSS dosyasının yüklenme zamanını azaltmak içindir. jQuery minimum CS. Bunlar otomatikman yüklendi. Tasarıma geliyorum. Bu tasarım size herhangi bir şey şu an ifade etmeyebilir. Ancak gerekli CSS dosyaları ve jQuery kütüphaneleri eklendiğinde bakın ortaya ne çıkacak. Canlıya basıyorum. Oldukça şekilde. Sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3, sayfa 4. Sayfa 3'e basıyorum. Yan tarafa geçti. Şuradan geri butonuna basıyorum. Tekrardan geriye geliyorum. Buradan hareketle mobil uygulamaları geliştirmeye başlayabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Buradaki seçenekleri değiştirmeye başlayarak. Ben sadece size birkaç tane daha özellik sayayım. jQuery Mobile geliştirmesine ilgi duyuyorsanız, jQuery Mobile sekmesine gelerek buradan çeşitli butonlarla işlemler yapabilirsiniz. Ben size şuradan başlayarak sayfa eklemeyi göstereyim misal. Sayfa 4 seçeneğimiz buradadır. Sayfa 3 seçeneğimiz buradadır. 2, 3, 1 diye gidiyor. Ben buradan şöyle sayfa 5 yazayım. Kod kısmına geliyorum. Bakalım sayfa 5'e. Ben href etiketiyle, yani page 4'e giden bir etiketle ben bunu page 5 yapıyorum. Mevcut linkini de kapatınca devam edebiliriz. Henüz sayfa 5'i eklemedim. Ben sadece link olarak ekledim. Peki sayfa 5'i nereye koyacağız? Onu da sayfa 4'ün sonuna ekleyelim. Şu kısımdan gelmek bana daha kolay geldi nedense. jQuery Mobile'dan yeni bir sayfa eklemek istediğinizde jQuery Mobile sayfasına basıyorsunuz. Tamam'a basıyorum. Şu an itibariyle eklendi. Peki bunun bana getirisi nasıl? Tasarım ekranına geliyorum. Canlıya bastığım anda sayfa 2, sayfa 3, sayfa 4, sayfa 5 olarak yoluma devam etmeyi sağlıyor. Tasarım kısmına tekrar dönüyorum. Tasarım kısmındayken size farklı seçeneklerden bahsedeyim. jQuery Mobile liste görünümü, sadece tıklayayım şurada içerik kısmında. Sizin mobil telefonlarda listeli madde işareti görmeniz üzere listeye doğru tutulmanızı sağlar. Ben buradan 5 tane ekledim. Gördüğünüz üzere sayfalı bayağı bir seçeneğimiz çıktı karşımıza. Bunun haricinde yukarıda mizampaş ızgarası ekleyebilirsiniz. Daraltılabilir bloklar ekleyebilirsiniz. Metin girişi dahi ekleyebilirsiniz. Hatta şurada benim hoşuma giden açma kapama düğmesi bile basit bir şekilde sadece Dreamweaver'da bir butona basarak ekleyebilirsiniz. Sadece göstermek için
söyleyeyim. Eklediğim anda seçenek açık kapalı olarak görünecek. Dolayısıyla özellikle ekranından da görebilirsiniz. Flip Switch adında. Canlıya basıyorum. 4'ün içine eklemiştim. Seçenek kısmından açık kapalı. Seçeneklerle işinizi görebilirsiniz. Sözün özü, Dreamweaver'da kolaylıkla mobil tasarımda yapabilmektesiniz.